Yer mi? Değmez. Burada delik olmasın da sonradan arttırayım öteki sırada. Arkadaşlarım, torba lastik öreceğiz. Ayarlarımı ayarlıyorum. Burada alt ayarı biraz daha sıkıyorum. Çünkü alt ayarım daha gevşek görüyor. Buralarda da galiba öyle, bilmiyorum ama. Bir dakika, şu 100 gramlık ağırlığı bir çıkartayım şunu. Ellerim burada çalışa çalışa, yemin ederim, şiştiler. Şimdi topuğu da göstereyim bari. Onun için şey yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, 107 sıra lastikten sonra öreceğim. Çorabımızın bitmişi budur. Şunun eşini örmeye çalışıyorum. Yün ip olduğu için bakın kirli çıkıyor. Yani yünden öyle çıkıyor. Böyle ördüm. Yıkanmışı nasıldır dersek, tamamen bitmişi. Bir tanesini gösterebilirim. Aa, pardon arkadaşlar. Bakın şimdi. Bunun bitmiş de böyle. Şöyle yumuşacık bir şey oluyor arkadaşlar. Yıkanıyor. Yani bir kere daha yumuşatıcı daha şu anda yok. Öyle bir ilk kirini alıyorum ipin. Ama şunla şunun arasında, yani ipten, benden değil ya da makineden değil. Bakın arkadaşlar, şu yıkanmamış taş gibi duruyor. Bu da yıkanmış ama verniri daha konmamış. Pervol ile yıkadım sadece. Şu şunla şunun arasında dağlar kadar fark var. Şimdi artık 107 sıra gidip geliyorum. Kantırımı açabilirim, sayacımı. Çünkü konuşurken zor oluyor arkadaşlar. 107 sıra gidip geleceğim inşallah. Ops, bolluğunu alalım. 1 1 sıra gittim. Şu en baştaki ilmeği, o hani dedim ya eksik bir tane var diye. Buraya ilmek atacağım ama ilmeği döndürerek yapayım. 2. Tamam. 1. Ne ikisi? 2. Evet. 3. 4. 5. 6.
Şimdi arkadaşlar bunu eğer ben el örmüş olsaydım bütün günümü alırdı, tamam mı? Yani elde çorap ördüğümüz için bütün günümüzü alabilirdi. Atık ipimi arıyorum. Topuk için ayıracağım şurasını. Bakın şuradaki ipleri sadece topuk örerken şurada şunları bıraksam bunlar deforme oluyor arkadaşlar. Oldu, denendi. Onun için şimdi şöyle yapayım. Bunu yakayı ayırırken de mesela diyelim omuzları yapacağınız, iki omuzu beraber yapamıyoruz. Onun için bir omuzu yaptıktan sonra öteki yaparken yapmadan önce bunu yapacağım işlemi öteki omuz için yapabiliriz arkadaşlar. Bütün ilmeklerin kapalı olduğuna ve şu atık ipimizin geçtiğine emin olduktan sonra şimdi elle örüyorum. Aps, bak gitti işte. Allah'tan yakaladım. Neyse. Evet. Çok şükür. Biraz ağırlığı çektim. Şimdi yarım elden ördüm. Tamamdır. En baştaki ilmeği çekiyorum. Tekrar bunları yukarıya bütün iğneleri açıyorum. Biraz yaralayacağım yine. Tüm iğnelerin açık olduğuna emin olduktan sonra bir sıra daha geçireceğim. Topuğu da yapalım. Topuğu yaptığım gibi parmak ucunu da aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Vallahi 30 dakika olmuş video çekeli. Bakın ilmekleri bu sefer tamamen aşağıya doğru getiriyorum. Hepsinin içinden geçirdim. Uçları kapandı. Artık iğnelerim işlemez durumda. Aşağıda bunu yapmamın amacı arkadaşlar şuradaki iğnedeki gerçek iplerimiz deforme olmasını, yıpranmasını istemiyorum. Tamamdır. Bunu yaptık. Şimdi ayarımı topukta arkaya öreceğim için ayarımı biraz altıya getiriyorum arkadaşlar. Mesela 8'de başladıysam 6.1'deyim şu anda. Şu son sıradaki iğneyi sanki o sırada eksiltmeye başlamışım gibi başlıyorum. Bakın son ilmeği söktüm. En baştaki ilmeği, iğneyi dışarıya çıkarttım. Bir sıra gideceğim. Sizler, bakın bizler bunları öne doğru çekiyoruz. Ama sizlerin şuradaki şu var ya hani bizim hani iğne işlemez durumda. Yani çıkık iğneleri işleme o ayara getirmeniz kafi. Burada sıra bilmiyorum. Çünkü ilmeğimin yettiği kadar eksiltme yapacağım veya arttırma yapacağım. İğnenin üstündeki ipi 6 aldım. Ve karşısındaki iğneyi dışarıya çıkarttım arkadaşlar. Arka tarafına da çorap için özel ağırlıklar var. Yani şu uzunlar, şunlar. Onları takacağım. Şunu ve şunu. Nereye? Şimdilik en uca.
İşte burada biraz bir zorlanıyorum arkadaşlar. Ellerim bu yüzden şişiyor. Hep araya girip alıyoruz ya, ben romatizma hastasıyım. Bakın tam şuralara takıyorum. Bir tane de, bir tane ağırlıkta orta et takacağım. Çünkü örgüler ağırlıklara muhtaç arkadaşlar. Bakın şöyle taktım. Ortaya bir taneyi takmaya çalışıyorum. Yeterli mi? Değil. Ama hani en azından daha büyük ağırlıklarınız varsa siz onları takabilirsiniz. Alt yatakta hiçbir işim yok şu anda. Hiçbir şey yapmıyorum. Bir sıra örüyorum. Hop. Son ilmeği ördü. Onu örmemesi gerekiyordu. Bir dakika arkadaşlar. Bazen olabiliyor böyle. Onu sökeceğiz. Ne kadar? Bir ilmek. Şimdi bu üstteki ipliği son aldığım ilmeğin altından geçiriyorum. Topuk yapıyorum arkadaşlar. Ve kafanın karşısındaki iğneden bir tane çıkartıyorum. Bakın şurası havaya kalktı. Şu ilmekler. Onun için hemen ağırlıkları aşağıya doğru çekiştirmem veya bir sıra iki sıra tekrardan koymam gerektiğini anlıyorum. Çünkü gerçekten sökülüyor. Yani çorap yapmak elde örenler için akıl kâr değilmiş gibi görünüyor ama elde örmek daha şey arkadaşlar. Bir tane daha ilmek çıkarttım. Bu işlemi şuradaki sayıların 3'e bölümü kadar devam edeceğim. Buradan bir tane aldım. Sonundan yaptım. Bir sıra gittim. Buradan çıkarttım. İğnemi alttan aldım. Artık her sırada ağırlıklarımı yenilemem gerekiyor arkadaşlar. Yeni yerlere doğru götürmem gerekiyor. Yoksa ilmeklerim kaçabiliyor. En zoru işte bu. Bakalım. İlmekleri de koparmak istemiyoruz. Arkadaki ağırlığın da yörüngesini değiştiriyoruz. Evet. Şimdi bir sıra daha. Birkaç sıra böyle gideceğim. Ta ki topuğum eksiltmesi bitene kadar. La ilahe illallah. Tamamdır arkadaşlar. Ağırlıkları takarken ön alt yataktaki örgüye gelmemesine dikkat edin arkadaşlar. Kopartabilir. Son aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Yine ağırlıkların yerini değiştiriyorum. Artık ortaya doğru geliyor ağırlıklarım. Ağırlıkların yerini her sırada değiştirmezseniz arkadaşlar ilmekler atıyor. Şimdi yine son ilmeği koydum. Karşıdan çıkarttım. Aldım ilmeği. Bakıyorum. Evet diyorum. Kenarları mutlaka yerinden oynatmalıyım.
Bunun da yerini değiştireyim. Yoksa ilmeklerim kaçar arkadaşlar. Kaçtı da yani. Evet. Şu çubuklu tığla, yani ucu kapalı olmayan tığla daha rahat çalışabilirsiniz. Yine ağırlıklarımı değiştiriyorum. İpliğimi alttan alıp üste koyduğuma emin olduktan sonra iki dört altı sekiz on iki dört altı sekiz on iki dört altı sekiz on on iki, birer tane daha alıyoruz. Bir oradan, bir buradan. Evet, böylelikle eksiltmelerimiz bitti. Şimdi tam tersi olarak bu sefer arttırıyoruz arkadaşlar. Yine ağırlıklarımın yerini değiştirmem gerekiyor. Şu anda sadece ortadaki ağırlık işlem görüyor. Evet, arttırışı da yine sonundan bir iğneyi geri itiyorum. İpimi yine son iğnenin arasından geçiriyorum. Buradan geri ittim. Ağırlığımı buraya takacağım, yoksa yapmayacak. Bakın, son şurada bir tane ilmeğin üst katmanını attı. Eğer onu alıp yakalamazsam orada bir tane delik olacak. Şöyle yapalım. Onu elde öreceğim. Son ilmeğin altından yine geçiriyorum. Yine ağırlığımı oynatmayı tercih ediyorum. Yine makinenin kafanın karşı tarafındaki ilmeği bir tanesi teker teker kademe kademe geri itiyorum arkadaşlar. İlmeğimi içeriye taktım. Sıra burada. Ama şuradaki ağırlığımı geri itmem gerekiyor. Ve yine ağırlıkları kaydırıyorum. Buradaki bütün fonksiyon ağırlıkta arkadaşlar. Bakın yine kaçırdı. Önce kaçanı yakalayayım. Sonra sökersem o son ilmeği daha rahat yerine takabilirim.
elde örenler için evet güzel bir şey. Makina. İğne ağırlığımı değiştirmem gerekiyor. Önden tutuyor. Evet tutmasın. Öndeki ilmekleri açmasın arkadaşlar. Yine söylüyorum. Evet bunu yaparken topu 1,5 ayar gibi geriye çektim. Daralttım örgüsünü. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Geriye attım ilmeği. Son ilmeğin iğne içinden geçirdim. Son ilmeğin içinden geçirip artık form veriyorum. Ama yine ağırlıklarımızın yerini değiştirmeyi ihmal etmiyoruz. Atacak gibi orada. Ortadakinden de az kaldı arkadaşlar. Şurada mesela almazsan onu görüyorum. Zaten ağırlık koymazsanız örgü geriye böyle döner gibi oluyor, tamam mı? Ona bir sırada atsanız göreceksiniz ki o pıt 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 bütün ilmekleri örmeyecek. Öyle bir sıkıntısı var bu makinelerin. Evet. Biraz gözlemlemeniz gerekiyor yani yaparken. Sonra Allah'ın izniyle. Çocuklarınızı, eşinizi, kendinize yapabileceğiniz güzel bir düz çorabınız oluyor. Pasaplarda full iğne model uygulayabildiğiniz için 2